call to the world to, how can they stand on the side and do nothing to stop this terrible slaughter? I cannot. Dünya Gazze'de yaşananlara nasıl sessiz kalabiliyor dedi. Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. You know, call to the world to stop. You know, how can they stand on the side and do nothing to stop this terrible slaughter? I cannot. İsrailli muhabirin Amerika Birleşik Devletleri medyasına yaptığı açıklamalar uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. 2 million people, more than 2 million people are going. Gazze'de 2 milyondan fazla kişi acı çekerken burada sadece oturup konuşmaya bile tahammül edemiyorum. Şu an orada yaşananları, benim ödediğim vergilerle açılan yaraları hiçbir şey haklı gösteremez. Belki de benim ödediğim vergiler Gazze'deki bir Filistinlinin daha katledilmesi için kullanıldı. Bunu anlatabilecek bir kelime gerçekten yok. İsrail merkezli yayın kuruluşu olan Haaretz bünyesinde çalışan Amir Ahaz, İsrail'in Gazze'yi işgal etme planının yıllar öncesine dayandığını hatırlattı. And we don't reach the Israeli public. Şu an Gazze'de yaşananlar İsrail hükümetinin sistematik, aşırılıkçı, Yahudi yanlısı, işgalci ve faşist politikalarının son noktasıdır. İktidar üyelerinden aşırı sağcı Smotrich, 2017'deki konuşmasında bile Filistinliler için planı olduğunu söylemişti. Onlara 3 seçenek sunulacağını söyledi. Bunlardan ilki Filistinlilerin kendilerine ait bir devlet kurmalarından vazgeçmeleri ve asla özgür olmamalarını kabullenmeleriydi. Hiçbir zaman kendilerini yönetemeyeceklerdi. İsrail içerisinde 5. 6. sınıf birer vatandaş olarak yaşayacaklardı. İkinci seçenek zorunlu göçtü. Üçüncü seçenekse eğer teslim olmuyorsan ve göç etmemek istiyorsan İsrail ordusu sana neler yapacağını iyi bilir. Don't reach the American.